öncesi ilk defa sivil toplum örgütleri bir araya gelebildiler. Yani ideolojileri ne olursa olsun bir araya gelip birlikte hayır etrafında bloklaştılar ve bence önemli bir iş yapıldı. Bu bir araya gelmenin aslında çok değerli bir şey olduğunu zannediyorum. Sadece sosyal demokratlar değil, demokratik düşünen herkes farkına vardı. Şimdi benim beklentim 9'undan sonra, aslında 9'undan sonrasının önceden de hazırlanması gerektiğini düşünüyorum bir taraftan. Ama şunu beklerim, bileşenler her kim ise onların önceden haberdar edilmesi, hazırlıklı olması ve bir takım hedeflerini de ortaya koyup tartışmaları gerekir. Belki bu hedefler özellikle sivil toplum tarafında hazır, konuşuluyor, bizler konuşuyoruz, bir araya geliyoruz nasıl devam etmeli diye. Ama açıkçası şöyle bir endişem var, net olarak söyleyeyim. Ben bir mühendisim, işin kinetiğine çok inanırım. Yani işin hızı, gelişmesi, gelişme hızı. Yaptığınız mitingi arkasından hangi gün, nasıl, hangi adımlarla, ne şekilde devam edeceksiniz ve bunun hızı. Çünkü kaybedecek çok fazla zamanımız bence yok. Bir an evvel nasıl devam edeceğimizi, hangi bileşenlerin ne kapsamda, ne şekilde devam edeceğini kurgulamak gerekiyor. Ve burada belki bazı ödevleri de bazılarının alması gerekiyor. Dayanışma diyoruz, tamam, sivil toplum dayanışması ama biraz evvel konuşuldu, parlamentoda seçilmiş partilerin bir dayanışmasının da olması gerekir. Muhalefet diyoruz. Şimdi yeni bir kavramımız çıktı. Muhalefete muhalefet. Muhalefetin muhalefeti gibi bir şey ortaya çıktı. Zaten dört partili bir parlamentodan konuşuyoruz. Bence parlamentoda temsil edilmek konusu herkesin tekrar tekrar bir gözden geçirmesi gereken konu.